Evet. Şuraya mı alın? Şuraya geliyor. Abi, çatı takması. Ama olmuyor. Hocam, siz ya arkaya geçin ya şu tarafa. Evet. Oraya. Al elinden şeyi. Siz bak. Belki sizi engellemiyorum. Evet değerli basın mensupları. Bugün Rize, Artvin illerimize hizmet edecek olan havaalanı inşaatının şantiyesinde incelemelerde bulunduk. Projede yetkili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Denize inşa edilen ikinci havaalanımız bildiğiniz gibi. Bu havaalanının maliyeti yaklaşık 2 milyar Türk lirası. Havaalanını inşallah 2020 yılının sonunda hizmete açmak için ekiplerimiz tüm gayretiyle çalışıyor. Sözleşmeye göre bitim süresi 2022. Fakat gerekli tedbirler alınarak ekipman, çalışan, makine, araç sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız. Tabii bunlar bölgemiz için, insanımız için artık ihtiyaç olan ulaşım altyapısı. Bu bölgede gelişen ekonominin, turizmin önemli bir altyapısı. Havaalanı ulaşımda artık insanımızın tercih ettiği, kullanabildiği, halkın yolu olduğu bir ulaşım sistemi. Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük havaalanını da İstanbul'da yaptık. 42 ay gibi bir sürede hizmete açtık. Bu projeler tabii ki birilerinin gözünü kamaştırıyor. Bazıları bu projeleri, bu itibarlı projeleri yıpratmak için bazı yakıştırmalar, bazı ifadeler, açıklamalar yapıyor. Bunlara itibar etmemek lazım. Biz verdiğimiz sözü yerine zamanında getirmek için gerekli her türlü tedbirleri alarak çalışırız ve yerine getiririz. Bu manada bazı gözde projelerimizi yıpratmak için yapılan yanlış açıklamalar kimseyi inandıramazlar. Kimseye bunları kabul ettiremezler. Üçüncü hava alanımız, İstanbul'daki yeni havalimanımızla ilgili olarak bazı haberler gündeme düşebilir. Bunlara itibar etmeyin. Bunlar bu ülkenin gücünün, kredisinin, istikrarının sonucu kamu kaynağı kullanılmadan yapılan ve ülkeye kazandırılan hizmetlerdir. Efendim bu hizmetlerin bedeli millete ödettirilecek, o olacak, bu olacak gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir. Bunlara itibar edilmesin. Bu havalimanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de yıllık 822 milyon euro kira ödemesi yapılacak olan bir yap işlet devlet projesidir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca özellikle yurt dışı yolcular sözleşmesinde belirtilen sayının üzerinde olması durumunda da gelir paylaşımı söz konusudur. Bunu bir kez daha sizler vasıtasıyla kamuoyuna paylaşma, bildirme gereği duydum. Teşekkür ederim. Teşekkür
teşekkür ediyoruz senin.